İYİ Parti grubu adına diğer söz Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'e ait. Buyurun Sayın Erel, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, kıymetli komisyon, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti. Konya Ovası projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın bütçesi üzerine İYİ Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. KOP, Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırşehir illerinden oluşan KOP bölgesinde yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınması için kurulmuştur. Bölgede KOP denilince akla tarım, tarla ve bunların su ihtiyacı gelmektedir. Ancak KOP'un faaliyetlerine baktığımızda bir iki okula yardım, bir iki tane tarımda eğitim programı, bir de son günlerde moda olan Millet Kıraathanesi'nin dışında hiçbir işlem yapmadığını görmekteyiz. Oysa bölgenin en büyük beklentisi tarımda sulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesidir. Şöyle ki İç Anadolu bölgesinde olduğu gibi Aksaray ili geçiminin büyük bir bölümünü tarımdan elde etmektedir. Aksaray'ın özellikle çöl adını verdiğimiz bölgede yani Eskil, Eşmekaya, Sultanhanı, Yenikent, Yeşiltepe, Yeşilova, Ulukışla ve çevresinde vatandaşlar tarımdaki su ihtiyacını yeraltı su kaynaklarından karşılamaktadırlar. Yıllarca bilinçsiz ve vahşi sulama neticesinde artık yeraltı su kaynakları bitmek üzeredir. Daha önce 50 metreden çıkarılan yeraltı suları artık 150 metreden dahi çıkmamaktadır. Çıkan sular da tuzlu sulardır. Tarlayı sulamak için yeryüzüne çıkarılan suların boşalttığı alanlara tuz gölünün tuzlu suları gelmekte ve vatandaş da su çektiğinde tuz gölünün tuzlu sularıyla tarlasını, arazisini sulamayla karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla bu bölge gelecekte çöl ve çorak olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, diğer bir husus da Aksaray'da Bayraltı adını verdiğimiz bölgeye Mamasın Barajı'ndan tarımda kullanılan su açık kanallarla getirilmekte idi. Hükümet bir işgüzarlık yaparak bunları kapalı sisteme çevirmeye kalkıştı. Ancak 1600 metrekarelik bir alanda bu işi başardı. Geri kalan alanlarda bu işi başaramadığı için Bayraltı'nda gelecek tarım sezonunda bu bölgeye su verilip verilemeyeceği hususunda bir belirsizlik mevcuttur. Bu bölgede bulunan Topakkaya'da, Bağlıkaya, Acıpınar, Sapmaz, Baymış, Yeşiltepe, Ulukışla, Sarayhan, Altınkaya, Yeşilova, Belde ve köylerine su verilip verilemeyeceği hususunda tereddütler oluştuğu için vatandaş ekip yapıp yapmama konusunda kararsız kalmıştır. Bu bölgede daha çok ayçiçeği, mısır, yonca ekimi ve pancar ekimi yapılmaktadır. Bu tarım ürünleri su olmadan yetiştirilmesi mümkün değildir. KOP, kek dağıtıp, çay dağıtıp kıraathanelerle uğraşıncaya kadar Konya Ovası'nın su problemini çözmesini bekliyoruz. KOP amacına hizmet ederek bu sorunlara çözüm bulmak zorundadır. Bölgedeki susuzluğun giderilmesi, tarımdaki susuzluğun giderilmesinin tek çaresi bize göre hemen Aksaray'a 100 kilometre uzaklıkta bulunan Hirfanlı Barajı var, Kızılırmak var. Buradan borularla bölgeye su getirmek en kolay ve en ekonomik çaredir. Zira Sultanhanı ilçemizde bulunan Çinlilerin yapmış olduğu doğal gaz depolama alanına Çin firması borularla Hirfanlı Barajı'ndan su getirmiş ve bu suyu kullanmaktadır. Bir Çin şirketinin su getirdiği gölden Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha güçlüdür, daha kuvvetlidir, daha fazla su getirebilecek durumdadır diye düşünüyoruz. Yine Aksaray'da başta Bebekköy olmak üzere Ekecik Dağları'nda, su üstü köylerinde ve Hasan Dağı'nın eteklerinde doğal mağaralar vardır. Bu mağaralara ulaşım kolaylaştırılırsa doğal depo haline gelecektir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın soğanları, patatesleri, narenciyeleri ekonomik bir şekilde buralarda muhafaza edilmiş olacaktır. Ancak başta da söylediğim gibi KOP dediğimiz daire bu işleri çözmek yerine Aksaray'da 3 tane millet kıraathanesi yapma yoluna gitmiştir.
Aksaray iyilerin, doğruların, salihlerin yaşadığı ve Aksaray'a iyilerin yurdu, salihlerin yurdu anlamına gelen Şehri Süleyha adı verilmiştir. Yani turizmde eğer kaynakları doğal, tabi, kültürel mirasları iyi kullanılırsa turizmde yeterli pay alacaktır. KOP'un amaçlarından birisi de turizme hizmet etmek. Buyurun tamamlayın Sayın Erel. Bugüne kadar KOP'un Aksaray turizmine sağladığı bir katkıyı biz göremedik. Oysa gerek Güzel Yurt, gerek Selim'e, gerekse Ihlara Vadisi'ne gerekli yatırımlar, gerekli düzenlemeler yapılmış olsa Aksaray turizmde Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği haline gelecektir diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Erel.